Evet. Herkese merhabalar. Hafta içi her gün sabah saat 10'da İBB Spor İstanbul sayfasından gerçekleştirdiğimiz canlı yayınların podcast'inden devam ediyoruz. Bugün birlikte olacağız. Ben Onur Pehlivan. Avcılar Spor Kompleksinde fitness eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Güzel bir antrenman programı tasarladık. Bugünkü antrenmanımızın ana başlığı denge. Hayatımızda sürekli sabah uyandığımızdan akşam yatana kadar hayatımızda olan, hareket halindeyken hayatımızda olan denge konusunu işleyeceğiz. Hareketlerimizde direnç antrenmanımızda olsun, kor bölgemizde olsun, denge unsurunu harekete enjekte ettik. Bu şekilde bir antrenman programı tasarladık sizin için. Antrenmana başlamadan önce belirtmem gereken birkaç tane husus var. Bunları belirtmek istiyorum. Zaten bizi takip edenler aşina ama bugün bize katılanlar, bizi sosyal medyadan duyup arkadaşlarım tavsiye etse bize bugün katılanlara da tekrar tavsiyede bulunmak istiyorum. Kronik rahatsızlığınız var ise, kronik kalp hastalarınız, hipertansiyon, diyabet gibi rahatsızlıklarınız var ise lütfen yaptıracağım antrenmanı doktorunuza danışmadan yapmayın. İkinci olarak, etrafınızda kesici, delici herhangi bir metal alet var ise, sehpa, masa vesaire gibi, lütfen onu güvenli bir şekilde antrenman yapacak konuma getirin bulunduğunuz alanı. Onları kendinize uzaklaştırın. Üçüncü olarak lütfen harekete odaklanın. Konsantrasyon önemli. Ben hareketin nasıl yapıldığını size anlatacağım. Lütfen beni takip ederek düzgün bir şekilde yaparsak, kaliteli hareket bizi ileriye taşır. Yanlış hareket bizi sakatlayabilir. O yüzden lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Yanınızda su bulunsun. Antrenman esnasında ara ara suyu içeceğiz. Onun dışında orta şiddetli bir antrenman olacak. Dediğim gibi denge unsurunun ön planda olduğu bir antrenman programı olacak. Antrenman içeriğinden bahsediyorum. Aktif idare streçle başlayacağız. Güzel bir ısınma egzersizi yapacağız. Ondan sonra kardiyo egzersizimiz var. Nabzımızı biraz yükselteceğiz. Sonra direnç bölümüne geçeceğiz. Direnç bölümünde hem kor bölgesini işleyeceğiz, hem dengeyi işleyeceğiz, hem de vücudumuzu çalıştıran egzersizler yapacağız. En son dördüncü kısımda ise güzel bir soğuma hareketleriyle antrenmanımızı tamamlayacağız. Bu şekilde olacak antrenmanımız. Yavaş yavaş herkes geliyorsa antrenmanımıza başlayalım. Süpersiniz. Süper, süper, süper. Şimdi ilk olarak aktif üzeri streç dedik. Aktif üzeri streçte şunu yapacağız. Sabit beklemeyeceğiz, yani streç yapmayacağız. Biraz da hareketli bir şekilde streçimizi yapacağız. Baştan başlayacağız, aşağıya kadar ineceğiz. 4-5 hareketimiz var. Güzel bir ısınma yapacağız. Saniyeden de ne kadar kalori yaktığımızı, nabzımızın ne kadar olduğunu ara ara size bildirim halinde bir dönüş yapacağım. Hazırsak antrenmanımıza bu güzel günde başlıyoruz. Haydi hocam. İlk hareketimiz boyun egzersizi. Hareketimiz şu. Sağ elini aldım. Rotasyon yaptım. Avuç içim yeri gösteriyor. Boynumu sağa yatırdım. Geldi. Hop tekrar topladım kolumu. Uzattım kolumu, döndürdüm. Burada kolumu döndürdüğümde avucum yukarı gösteriyor, avucumun üst kısmı, elimin üst kısmı aşağıya gösteriyor. Boynumu ya sağa yatırdım, sola yatırdım ve topladım. Yavaşça kolumu topladım. Haydi bakalım, 10 sağ 10 sol yapacağız. Hazırsak, şu anda bizi oturarak izleyenler varsa onlar da bize katılabilir. İnanın boyun kaslarınız ciddi anlamda rahatlayacak. Hazırsak başlıyoruz, sağ kolla başlıyorum. Rotasyon yaptım. Yatır, dik konuma gel. Kontrollü, uzat kasları, kol kaslarını, boyunu da devreye sok, topla, 2, 3, topla, yapabilirsin sen de şu an oturduğun yerde bu hareketi, inan boyun kasların gerçekten rahatlayacak, uzat kolunu, boynunu yasla, 4, 5, çok güzel. Ver nefes. Al bakalım. 6. Uzat kolunu, yatır boynunu. 7. Kontrol. İlk kolunu uzatıyorsun. Sonra boynunu yatırıyorsun. 8. Topla. Evet, gel bakalım. 9. Son yapıyoruz. Son. Uzat kolunu, yasla boynunu. Toparla. Ve yavaşça bırak. Çok güzel. Şu an benimle birlikte yapan boyun kaslarının gerildiğini hissettiği diğer kolu yapıyoruz. 10 tekrar.
Uzağa, avuçun aşağıya baksın. Boynu yasla. Topla. 2. Gel bakalım. Uzat kolunu. Boynu yasla. 3. Topla. 4. Beş. Haydi bakalım. Uzat kolunu. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Son yapıyorsun. Son yap. İyicene kolunu uzat. Avuç için yukarıyı gösterdi. Boynunu yatır. Git konuma getir, kolunu getir. Çok güzel. Şu an boyun kasları ciddi anlamda gerildi ve kısaldı, rahatladı. İkinci egzersizimize geçiyoruz aktivitesi süreçte. Sıkı pola kürek kemiklerimizi aktifleştireceğiz. Olayımız şu, ellerini başının arkasına aldın şu şekilde. Tam enseni bir tık yukarısında. Kolların, omuzun aynı zamanda dirsekleri. Kapattım. Ve açtım. Yandan gösteriyorum. Geriye doğru omuzlarını aç. Ve topla. Dirseklerin birbirine yaklaştı. Hazır. 12 tekrarım var. Ve başladım. Nefes ver. Bravo sana. Al. 4. Boynları doğru ittirme. Elleri sadece burada kalsın. Ve yine bizi otor olarak takip eden üyelerimiz bu egzersizi yapabilir. Sırt kaslarını, kürek kemiğinin nasıl çalıştığını hissedecektir yapanlar bizimle birlikte. Nefes ver ve nefes al. Son 3. 2. Bir ve son yapıyorsun. Yavaşça kontrollü bir şekilde bırak. Çok güzel. Şu an kürek kemiklerim gerçekten açıldı, kafamda aktifleşti. Şimdi omuz kaslarımızı biraz harekete geçireceğiz. Omuz kaslarımızı şu. Dirseğimle omuzum aynı hizada. Avuçum yeri gösteriyor. Yukarıya doğru baktı. Hop tekrar 90 derece indi. Yere paralel olan pozisyona indi. Elim gözüme, yani yüzüme yakın değil, açık değil, 90 derece tam dik konumda. İkisini kaldırdım ve başlıyorum. Bu da omuz ısınması için, omuz kaslarının aktifleşmesi için çok güzel bir egzersiz. Geriye doğru açtım, ön doğru paralel pozisyona getirdim. Yine bizi otor olarak takip edenler omuz kaslarını aktifleştirmek isterlerse bize katılabilirler. 13 tekrar yapacağız. 5 oldu. 6 oldu. 7. Dirseğini aşağıya düşürme. Dirsek hep omuz hizasında. 8. 9. 10. Son 2 yapıyorsun. 11. Ve son yapıyorsun. Yavaşça kollarını bırak. Çok güzel. Jimde eğer yani egzersiz yapmak için antrenman salonunu tercih ediyorsanız bu hareketi yaparak ısındırırsanız omuz kaslarını ciddi anlamda fayda sağlayacak bu hareket omuz kaslarında. Şimdi gövde rotasyonu yapacağız. Sağ ayağım önde, sol ayağım çok hafif arkada. Çok geriye almıyorum, çok hafif arkada. Sağ ayağıma doğru ellerimi birleştirdim göğsümde ya da şu şekilde nasıl isterseniz. Sağ ayağıma doğru gövdeden rotasyon yapıyorum. Ve geldi. Burada aynı zamanda denge değişim içinde. Ne yapıyorum? Arka ayak parmak ucunda. Evet, 10 tekrar sağ, 10 tekrar sol ayağımı öne alıp yapacağım. Hazırsak rotasyona başlıyoruz. Nefes al. Ve nefes ver. Dön. Çok güzel. Rotasyon ya, başlangıç noktasına gel. Bravo sana. Sırtının orta kısmını hisset. Gövdeni hisset.
Haydi 5 yapıyorsun. Çok güzel. 6 7 8 Son 2 9 ve son 10. Hemen ayak değiştiriyorum. Diğer tarafı yapacağız. Diğer tarafı rotasyonu yapıyorum. Al nefes. Bravo. Yenge de var işin içinde. 3 4 5 Dönerken arka bacağını döndürmüyorsun. Sabit. 6 7 Çok güzel. Devam. 8 9 10 Süpersin. Bu yaptırdığım hareketler, giriş bölümünde yaptırdığım hareketler fonksiyonellik açısından çok güzel, güvenli, sağlıklı egzersizler. Bilginiz olsun. Şimdi yavaş yavaş aşağı gidiyoruz. Son hareketim kalça egzersizi. Hareketim şu. Sağ ayağım önde. Sağ ayağım gergin. Sol ayağım hafiften bükülür. Uzandım. Hop geldim. Son sol ayağım. Sağ ayağım bükülüyor, sol ayağım gergin, vücudumdur, indim, arka bacağım kalçadan, arka bacağıma, alt bacağıma kadar her tarafı gerdiriyorum. Hazırsak 10 sağ, 10 sol şeklinde yani 20 tekrar yapacağız ve başladık. 1 2 kontrollü, uzan 3 Bakışlar aşağıya, çapraza doğru. Başını aşağıya, yukarı alma. Bravo sana. 7 8 Sırtın düz. Arka bacağını hisset. 9 10 Son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ve son. Çok güzel. Aktif egzersizi bitirdik şimdi. Biraz nabzımızı yükselteceğiz. Kardiyo egzersizlerine geçtik. Biraz nabzımız yüksek. Koşu yapacağız. Sağ sola sıçramalar yapacağız. Hazırsak hareketimizi gösteriyorum. 30 saniye yapacağız. 30 saniye dinleneceğiz. 30 saniye yapıp 30 saniye dinleneceğiz. Ben sizi yönlendireceğim. İlk hareketimiz şu. Olduğumuz yerde çok yukarı değil. Ayağımızı çekiyoruz. Koşu formasındayız. Şu. Dizi yukarı çok çekmiyorsun. Şunu yapmıyoruz. Çok hafif. Olay bu. Biraz daha tempolu. 30 saniye yapacağız. 30 saniye dinleneceğiz. Sonra tekrar yapacağız. Ben yaparken size çeşitli bildirimler vereceğim. Hazır ve başladı. Çek bakalım. Parmak ucunu yerden hafiften kesiyorsun. Çok fazla kaldırmaya gerek yok. Kolları da kullanman gerekiyor. Bravo sana. 15 saniyen var. Çek bakalım. Bravo sana. Ve dinlen. Dinlen. 30 saniye dinleniyorsun. Nefes al ver. Şimdi kolları çekiyoruz. Koşarken öne, sağa sola gideceğiz. Ben sağa diyeceğim. Çok hafif böyle sağa geleceğiz. Sola geleceğiz. Öne, geriye. Biraz daha çeşitlendireceğiz. Haydi bakalım. 10 saniye var. 10 saniye sonra 30 saniye başlıyor. İkinci setimiz koşuda. Nefes al ver. 5 4 3 2 1 Ve başladım. Gel bakalım öne doğru. Ol. Geriye. Sağ taraf. Sola doğru git. Çok güzel. Gel ortaya. Kal olduğun yerde. Gel ön tarafa. Aferin sana. Bravo. Harikasınız. Gel sağ tarafa. Git sola. Haydi son 3 saniye. Gel ortaya. 2 1 Ve bırak.
Çok güzel. 30 saniye dilemem var. Ben ikinci hareketini gösteriyorum. Hareketimiz şu. Sağ sıçra, sol. Koşu formatındayız. Kolları da kullanıyorsun. Sağ eleyen sağ sol kullanmıyorsun. Koşu formatındayız. Hafiften ayaklarını büküyorsun. Büktüm. Büktüm. Gel bakalım. 5 saniye sonra başlıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 ve başla 30 saniye. Evet. Hop gel sağ ve sol. Çapraz kol. Çapraz bacak. Haydi bakalım. Bravo sana. Bir tık daha hızlanacağız. Evet gel. 10 saniyen var. Çok güzel. 2, 1 ve bırak. Bravo sana. 30 saniye dinlen, bir 30 saniyen daha var. Aynı şekilde yapacağız. Sağ ve sola sıçıyorsun. Sağ kol, sol el. Sol kol, sağ el. Özür dilerim. Haydi bakalım, 10 saniye sonra 30 saniyen başlıyor. Tekrar. 5, 4, 3, 2, 1 ve başla. İç sağa sola. Bravo sana. Evet, güzel. 15 saniye. Çok güzel. 5, 3, 1 ve bırak. Çok güzelsin, bravo. Evet, şimdi 30 saniyeyle 3. kardiyo egzersizimiz. Güzel. Hareketimiz şu, jump 2. Aç kapa, aç kapa. Haydi bakalım, sonrası hareketimiz. Devam. 10 saniyen var, 10 saniye sonra jump 2. Zorlananlar şu. Biraz daha zorlanmak isteyenler bekleyerek. Bana katılmak isteyenler. Bu şekilde. 2, 1 ve başla. Bravo sana. Devam. 30 saniye. Dört, üç, iki, bir, ve bırak. İkinci setini yapacağız. 30 saniye dinlenmem var. İkinci seti yapacağız. Dinlen. Dinlen bakalım. Güzel gidiyoruz, güzel gidiyor. Dediğim gibi orta şiddette. Şu an devam ediyoruz. Isınma egzersizimiz. Son tekrarı sona getiriyor. Son tekrarı ondan sonra antrenmanımızın yavaş yavaş ana bölümüne geçiyoruz. Hazır. 2, 1 ve başla bakalım. Çok güzel. Kontrol et kendini. Nefesini tutma. Nefes ver. Devam. 10 saniyen var. İki, bir ve bırak. Mükemmelsin. Şimdi bir iki yudum suyunu almanı istiyorum. Güzel dinlenmeni istiyorum. 1,5 dakika sonra, 1,5 dakikam var. 1,5 dakika sonra antrenman ana bölümüne yavaş yavaş giriş yapıyorum. Suyundan bir iki yudum içip ben de içmek istiyorum. Süpersin. Şimdi sen dinle. Daha bir dakikan var. Bir dakikan var. Hareketi gösteriyoruz. Kor bölgesini biraz aktifleştireceğiz. Kor bölgesini. Nasıl aktifleştireceğiz? Şu şekilde. Biraz daha öne aldım. İlkten şöyle bir yan göstermek istiyorum size. Şu. Gövdem dik. Karşıya bakıyorum. Çapraza bakıyorum. Hop ayaklarımı yerden kestim. Kollarım vücuduma yakın. Bu şekilde duruyorum. Bu yok. Duruşta bu yok. Gövdeni al ileri. Göğsünü ileri al.
Bakışlar şu an karşıya. Nefes alacağız, vereceğiz. Karın bölgesinde statik bir kasılma yaratacağız. Yani sabit bir bekleme yaratacağız. Karşıdan gösteriyorum. Hop, ayaklarımı kaldırdığım yerden çok hafif kestim. İlla buraya kadar kaldırmana gerek yok. Çok hafif bir yerden kesmen yeterli. Kollar vücuda yakın. Dik duruyorum, çapkına bakıyorum. Olayımız bu. Sadece bunu yapmanızı istiyorum. Çok güzel. Hazırsak 20 saniye sonra. 20 saniye, evet. Bak, ilk setimize başlıyoruz. Kor bölgesinde ilk hareketimiz, ilk set. Süresini söylüyorum. Süresi ben 30 saniye yapacağım. Eğer 10 saniyede formunuz bozuluyorsa, yavaş yavaş gövdeniz aşağı düşüyorsa bırakın. 20 saniyede bekleyebilir. 20 saniyede bozuluyorsa bırak. 30 saniye benimle birlikte yapan, benimle birlikte yapsın. Dediğim gibi kollar yüzüne yakın. Ayaklar kalça genişliğinde, kaldırdım. Ve duruyor, duruyorum. Nefes al, ver. Karşıya bak. Gövde ileride. Bravo sana. Kal bakalım. Kollar yakın. Evet. Bravo sana, devam. 10 9 8. Nefesini unutma. 5 4 3 2 1 ve bırak. Çok güzel, çok güzel. Salla ayakları, rahatla. Şimdi bu denge hareketini ikinci sette bir tık daha dolaştıracağım. Dolaştırma nasıl olacak? Şu, sen dinlen. 45 saniye dinlenmen var. 30 saniyen kaldı. Dolaştırma şu olacak. Ayaklarımı kaldırdım. Kollarım nasıldı? Vücuduma yakındı. Kollarımı açtım. Ayaklarımı da çok hafif açtım. Denge merkezini merkezden aşağı doğru açtığım zaman, yani dışarı doğru açtığım zaman biraz daha dengeye ihtiyaç duyuyorum. Bundan dolayı bir tık daha zorlaştıracağız ikinci sette. Haydi bakalım, 5 saniye var. Şunu yan duracağım ben size. Çapraz duracağım. Hazır. 2, 1 ve kaldı. Gövde ilerledik duruyorsun. Kollar nasıl, yakındı? Sağ kolunu aç bakalım. Bitti. Şimdi sağ kolunu aç. Sol kolunu da ona ekle. Gövden dik. Başla, bakışlar yukarıda. Süpersin. Kapat kolları. Şimdi ayakları aç bakalım. Evet, kapat. Şimdi. Süper gidiyorsun. Gövden dik. Son 10 saniye ikisini de açacağız. Hem kol hem bacak. Aç bakalım. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ve yavaşça kapa. Süpersin. Çok güzel. Bravo sana. Burada ne yaptık? Kalçamın üzerindeyim. Gövdemi dik tutabilmek için kol kaslarım aynı zamanda hem dengeye, hem gövdeyi dik tutabilmek için kol kaslarım, sırt kaslarım hepsi devrede. Burada bacak kaslarım statik bir şekilde kasılıyor. Şu anda benimle birlikte yapanlar muhtemelen diyordur. Hocam, bacak kaslarım çok gerildi. Süpersiniz. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi orada geçtiğim ilk hareketini yaptık. Şimdi işin içine dengeyi sokuyoruz ve kuvvet, yani direnç egzersizi yapacağız. Hareketimizi herkes biliyor. Squat egzersizi. Squat. Ayaklarımız kalça genişliğinden biraz daha açık. Kalça genişliğinden biraz daha açık. İndim squat'a. Kalktım. Kalktıktan sonra dizimi çekeceğim. Sağ diz. İndim. Sol diz. Anlaştık. İndim. Dizimi. Dizim. Kalçamla kalça kemiğimle aynı hizaya gelecek. Tamam mı? Şurada kalmıyor. Aynı hizaya gelecek. Eğer dengeyi sağlamakta, burun kaldırırken dengeyi sağlamakta zorluk çekenler varsa lütfen şu, buraya kadar çeksin, dengede dursun. Bir dengede 2 saniyemiz var, durdum, tekrar squat, kalktım, dengede 2 saniyem var, durdum. Anlaştık. Süpersiniz. 12 tekrarım var. 12 tekrar yapacağız. Squatları sayıyoruz. İlk sağ ayağı çektim, durdum, indim squat'la, sol ayağı çektim. Squat'a indim. Hazır mıyız? Dengeyi devreye sokabilmek için kalktığında ver nefesi, karnını sıkıştır ve in. Nefes al.
ve ver. Hazır. Aç ayakları. Şöyle karşıdan göstereyim. İlk setimizi. Ve başladım. İndi. 2 saniye durdu. İn. 3. İndi. Nefes ver. Karnını sıkıştır. 4. 5. 6. Denge. 8. 9. Çok güzel. Son 2. 11. Ve son. Ve bırak. Çok güzel. Çok güzel. Dengeye duruyorsun. Dengede durmanın en önemli faktörlerinden birisi kol kaslarını sıkıştırıyorsun. Kol bölgendeki kasları sıkıyorsun ve odaklanıyorsun. Bu şekilde dengeye duruyorsun. Eğer sıkmadan kalkarsan sağa sola savrulabilirsin. O yüzden kor bölgesi burada çok önemli. Aynı zamanda burada dengede kor bölgesiyle çalışıyoruz. Devam. 15 saniyen var. 15 saniye sonra ikinci set. Gayet güzel gidiyorsun. Gayet güzel gidiyorsun. Hadi bakalım. 5, 4, al yerini. 3, yandan yapacağım bu sefer. 2, 1 ve başladık. İndi. 90. Bravo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çok güzel. 1 dakika dinlenmem var. Suyundan bir iki dım alabilirsin. Şimdi diğer harekete geçiyoruz. Ben diğer hareketi size gösteriyorum. Evet, gel bakalım. Şınav pozisyondayım. Şınav pozisyondayım. Bir tane şınav çektim. Kalktım. Rotasyon yaptım. T harfi haline geliyorum. T oluyorum. Geldim. Tekrar. Hop. Diğer taraf. Anlaştık mı? Zorlanan arkadaşlar. Şınavı çekerken dizler yerde. Dizler yerde. Hop. Şınavı çektim. Kalktım. Rotasyon yaptım. Geldim. Dizleri yere koydum. Şınavı çektim. Kalktım. Rotasyon yaptım. Anlaştık mı? Az önce ne yaptık? Ayak dengemizi biraz tarttık. Çalıştırdık. Şimdi kol dengemizi, rotasyon ne yaptık? Dengede durduk. Sağ kolumuz yerdeyken sol kolumuz havada. Sağ kolun dengesini, omuz stabilizasyonunu, yani omuz sabitlemeyi öğreniyoruz aynı zamanda. Ve bu da gerçekten bize yararlı olacak. Hazır. Hadi bakalım. 10 tekrarım var. 10 tekrar. Hazır. Güvenli bir şekilde sağ ayağını geriye al. Sol ayağını aldın. İn şınava. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Dizleri yere koy ve kalk. Evet, 45 saniye dinlenmem var. 45 saniye dinlenmem var. Sonra tekrar yapacağım. Aynısını tekrar yapacağım. Dediğim gibi zorlananlar dizleri yerde şınavı çeksinler. Dizleri yerden kaldır ve rotasyon yap. Bravo sana. Son 30 saniye. Dinlen, nefes al ver, aktif dinlen. Oturma bir yerde dinlenirken. Al. Ve ver. Nabzını yavaş yavaş aşağıya çek. Birazdan size bu hareketten sonra ne kadar kalori yaktığımızı söyleyeceğim bu ana kadar.
Nefes al be. Yavaş yavaş yerini al bakalım. Yavaş yavaş yerini al. Yavaş yavaş yerini al. Hazır. 5 4 3 sağ ayağını geri al. 2 1 ve düz pozisyona pozisyondasın. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dizleri yere koy. Yavaşça toparla. Süper. Süper. İnlen bakalım. Bir dakika inlenmem var. Suyundan bir yudum al. Suyundan bir yudum al. Evet. Şimdi bir diğer hareketi gösteriyorum. Yine işin içinde denge var. Dengeyi katıyoruz. Hadi geçiyor. Sağ ayağım önde. Sağ ayağım önde. Dizine bastım. Sol ayağım yanında. Uzattım. Ve geldim. Şimdi dengeyi sağlayamayanlar lütfen ayağını yerde sürüklesin. Hop geldi. Biraz zorlaştırıyorum. Ayağın hafiften yerden kaldı. Burada yere dokun. Hop tekrar kalk. Burada yere dokun. İki dokunma noktam var. Biraz daha zorlaştırıyorum. Ayağımı yerden kestim. Hop. Uzandım. Ve tekrar geldim. Uzandım. Ve tekrar geldim. Kolumu uzatırken bacağımı da geriye doğru uzatıyorum. Ayağım yerdeki ayağım çok hafif güçlü oluyor. Hazırsak harekete başlıyoruz. Ayağımı sabitledim, sağ ayağımı sabitledim. Sol ayağım yanında, dik pozisyondayım. Kollarım yanında gergin, omuzlarım geride, öne alma. Geride ve başla bakalım. Bir, nefes al. İki, kor bölgeni sıkıştır, karın kaslarını hisset, dengede dur. Ayak bileği sağlam yere bas. Ayak tabanını kullan. 3 4 5 Zorlananda ayağını yere değdirsin. Kaldırdım yerden. Hop yine yere değdirdim. 6 7 8 9 ve son tekrar 10 Hemen yön değişti. Sefer sol ayağın basın. Sol ayağın yeri iyi bas. Uzan. 1 2 3 Nefes al ve nefes ver. 4 Evet, bravo. Sol ayağımın dengesi benim biraz sağ ayağıma göre zayıf. Ben de aynı zamanda boyu güçlendiriyorum. 6 7 8 9 ve son 10 Çok güzel. Salla ettin. Rahatla. Rahatla. Sağ bacağın üstüne dengeye durma. Sol bacağın üstüne dengeye durma. Dengeye dururken vücudu açma. Kolları uzatma. Bunlar hep günlük hayatta da yaptığımız şeyler. Zaten günlük hayatta yaptığımız aktivitelerin %70'ini tek ayak üzerinde yapmaktayız. Tek ayak üzerinde yapmaktayız. Yürürken zaten en önemli tek ayak üstünde yaptığımız eylem. Kaldırdım. Hop. Diğer ayağım üstündeyim.
Bunun için hayatımızda denge her yerinde olduğu için bugün denge konseptli bir egzersiz yapıyoruz. İkinci seti yapacağız şimdi. Dinlen bakalım. Bir 15 saniyen var. 15 saniye sonra ikinci setimizi yapacağız. Artık hareket öğrendim. Biraz daha konsantre ol. Biraz daha konsantre ol. Uzanırken nefes ver ve nefes al. Nefes al. 5, 4, hadi al yerine. 3, 2, 1, pozisyonu aldın ve başladın. 1, 2, 3, çok güzel. 4, 5, zorlananlar dediğim gibi. Parmağını yere değdirsin. Kaldır, hop tekrar değdir. 6, 7, 8, 9, son tekrar, 10. Ne yapıyorum? Ayak değiştiriyorum hemen. Hemen ayak değiştir. Al pozisyonunu. Gel bakalım. 1, 2, 3, 4, konsantrasyonunu bozma, nefes ver. 5, 6, 7, 8, dengem bozuldu, konsantrasyonum bozuldu, 2, 9, 10, bir tekrar daha yapacağım. Çok güzel, salla ayaklarını, nefes al ver. Şimdi yaklaşık antrenmana başlayalı 38 dakika oldu. Artık güzel süreç, ısınma ve ana bölüm 38 dakika oldu. 38 dakikada şu an nabzım 125. 38 dakikada 243 kalori civarında yakmışız. 243 kalori. Yani yaptığımız antrenman orta şiddetli, denge üzerine kurulu, güzel. Kaslarımızı aktifleştirdiğimiz, bacak kaslarımızı, kalça kaslarımızı, sırt kaslarımızı, göğüs kaslarımızı aktifleştirdik. Bir güzel sondu. 243-244 kalori civarında bir kalori yaptık. Gayet güzel. Şimdi direnç egzersizlerimizde ne yaptık? İkincide dengeyi soktuk. Yüzüstü bir denge koyduk ortaya. Yine ayakta stabil kaldığımız bir denge koyduk. Arkaya uzandığımız bir denge koyduk. Şimdi sırt üstü bir denge koyacağız. Yani sırt üstü yatıp da yani her ekseni kullanıyoruz. Yüzüstü, dik, yatağı geriye doğru. Şimdi sırt üstü bir denge için içine koyacağız. Hareketim istiyor. Birinci egzersizi. Ayaklarımı topladım. Kalça gelişsin daha açık ayaklarım. Sırtım yerde. Hop kaldırdım. Uzattım ayağımı. Geri koydum. Kalçamı aşağı indirdim. Kalçamı yukarı kaldırdım. Aynı hizaya geldi. Düz pozisyona geldi. Yükü hemen dengeyi sağ bacağımın üstüne alıyorum. Sol bacağımı uzattım. Parmak ucum ileriye değil, bana doğru. Tekrar yerine koydum, kalçamı indirdim. Tamam mıdır? Süpersiniz, süpersiniz. 10 tekrarım var. Sonra ikinci seti yapacağım. Hazır. Elleri yere koy bakalım. 3, 2, 1. Kaldır kalçayı, düz pozisyonuna gel. Sağ ayağı uzat. Denge sol ayakta. Koy yere, aşağıya. 1, 2, hadi 3, bravo, 4, kaldır kalça iyicene, uzat ayağı, 5, bravo sana. 6, gel, 7,
8. Son 2. Kaldır ayağını. 9. Ve son. Ve 10. Çok güzel. Ne yaptın? Sol ayağımı kaldırırken bütün dengeyi, yükü sağ ayağımı, sağ kalçamı aldım. Kor bölgem aktif aynı zamanda. Süper. Hem dengeyi barındıran, hem kalça kaslarımızı aktifleştiren, hem kor bölgemizi çalıştıran çok güzel kompleks bir egzersiz. Dinlen bakalım. Dinlen, 30 saniyen var. 30 saniye sonra ikinci setini yapacağız. Aynı hareketi. Bastım, sol ayağımı uzattım, geldi ve kalçam aşağı indi. Süpersiniz. Kalça kasları, karın kasları, bacak kasları, hepsi aktif. Dinlen bakalım. Dinlen, dinlen, dinlen. Yavaşça yerimi aldım. Son 15 saniye var. Aldım yerimi. Nabzımı yavaşça düşürdüm. Nefes alıp verdim. Son 5 saniye. Pozisyonumu aldım. Başım yere yasladım. Ayaklarımı topladım. 3, 2, 1 ve başla. Kalçayı kaldır. Uzat sağ ayağı. Gel. Kalçayı kaldır. Uzak. 2. 3. Al nefes. Ver. 5. Kaldırdım. 6. Bravo. 7. 8. Son 2. Gel bakalım. 9. Son tekrarı. Kaldır kalçayı, uzat bacağı. Gel bakalım. İndir kalçanı yavaşça. Süpersin. Bravo sana. Nefes al ver. Nefes al ver, nefes al ver. Bravo. Şimdi antrenmanımızın ara bölümü bitti. Güzel bir stretch yapacağız şimdi. Stretch egzersizine geldik. Olayımız şu. İlk bacak kaslarımızı biraz rahatlayacağız. Bacak kaslarımızı rahatlayacağız. Ayakları kalça genişliğinde açtım. Çarşaflar duruyor. Kalçamı geriye doğru uzattım. Ayaklarım geldi. Kollarımı uzattım. Olayımız şu. Gösteriyorum. Ayaklarım gergin. Burada kalça kaslarımı, arka bacak kaslarımı, alt bağların hepsini gerginleştireceğim. Dümdüz. Uzağa. Sağ bakalım 10 saniye. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Yavaşça toparla. Bravo sana. Salla ayaklarını. Aldım sol ayağını, bacağımın üst kısmını gerdireceğim. Sol kolumu, sağ kolumu yukarı uzat. 10 saniye. 9, 8, 7, 6. Yine iç içe denge var. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Al diğer ayağı. Kapat ve uzat. Bazı arkadaşlarımız diyecektir, hocam bu ne denge, 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 denge. Hep dengeden bahsettiniz bugün. Bugünkü konumuz, işleyeceğimiz konu başlığı dengeydi. Devam et. Bundan dolayı sürekli dengeledim. Ve yaşımız ilerledikçe gerçekten bunları çalışmadığımızda denge kas gruplarımız yavaş yavaş devre dışı kalmaya başlıyor. Hemen sağ ayağı al, aç ayakları, sağ dizisine gel, kalçanı geriye doğru itecek, şöyle göstereceğim. Sağ dizine gel, kalçanı vücudun düz. Dediğim gibi yaş ilerledikçe denge kas grupları biraz daha aktifleşmesi azalıyor. Ondan dolayı duyarsınız yani yaşla yaklaştığı zaman, yaş ilerledikçe daha doğrusu yaşlı değil de düştü bir yerini kırdı, düştü şu oldu, düştü bu oldu, çok dengesiz hali, başı dönüyor vesaire şeyleri çok duyarsınız, diğer bacak. Ondan dolayı denge hayatımızda önemli. Bu yüzden denge çalışmak gerçekten bize fayda sağlayacaktır ilerisi için. Ondan dolayı bugünkü antrenmanımızın ana başlığı dengeydi.
Bravo. Bırak bakalım. Sağ ayağın öne al. Sol ayağın geride. Sol ayağın gergin. Buradaki arkadaki ayağın gergin. Topuğun yere değiyor. Hafiften öne doğru gittin. Arka bacağın burada gerildi. Kolunu uzat bakalım yukarıya. Ayak tabanları yerde. Hiç şekilde parmağımıza kalkmıyorsun. Tabanları yerde. Hop indir. Değiştir bakalım. Topuk yerde. Gergin. Ve uzat. 10 saniye. 8. 4. 3. 2. 1. Ve yavaşça bırak. Süpersiniz. Süpersiniz. Yaklaşık 48 dakikalık bir antrenmanımız oldu. 48 dakika, 285 kalori, orta yoğunlukta bir antrenman, zaman zaman düşük, zaman zaman orta yoğunlukta bir antrenman. Şu andaki nabzım 115, ortalama nabzım, antrenman boyunca ortalama nabzım 110-120 aralığındaymış. Antrenman bu şekildeydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte spor yaptığınız için, beni izlediğiniz için, yanında kalpleri görüyorum, beğeni attığınız için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Bugün beraber olduk. Yarın diğer eğitmen arkadaşımızla, cuma günü diğer eğitmen arkadaşımızla beraber olacağız. Biz sizinle hafta içi her gün sabah saat 10'da buradan birlikte olmaya devam edeceğiz. 4 tane mottom var. Kapatmadan önce bu mottoyu söylüyorum. Yine söylemek istiyorum. Bir iki kişiye dokunabilirsem ne mutlu benim için. Ben kendi hayatıma yavaş yavaş son bir seneden sokmaya başladım bu mottoları. İyi beslen, iyi egzersiz yap, iyi uyu ve yüksek stresten uzak durun, sporla kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.